Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. Yeni bir hayat. Öyle vallahi. Dönercide başlayan ve dönercisiz devam eden bir hayat. Ha, ben de başladı zannediyorum. Öyle. En son seni serbest olarak bırakmıştık değil mi? Şu anda... Evet, daha aramadım iş. Nasıl para biriktirdiysen maşallah iş de aramıyorsun. Yok, ben babamgilde kalayım. Baban peki söylenmiyor mu ben niye veriyorum diye? Ya şimdilik yeteneğe geliyorum ya. Evet. Bir şey demiyor. Hoşuna gidiyor mu babanın yetenekli olman? Gidiyor. Ne yorum yapıyor bu yarışmayla ilgili ne diyor? Ya babam yarı finale geçtiğimi görünce işte bana dedi oğlum finalde de besteye sen yaz. Ha doğru, bir ara ben yazayım demişti, sen de baba gerek yok demiştin. Şimdi dedi sen yaz artık, millet beğeniyor dedi. Yoksa neredeyse kendi yazacak yani. Ben rap yazan baba hiç duymadım. Valla işte... Mesela yazsa ne yazar baban ki? Ya babam çok türkü dinliyor. İşte oradan alırdı, bir şeyler koyardı bence. Ama boşver, sen kendin gitmen daha iyi tabii ki. Ya ben işte kendimi yazayım. Sen yine devam edin, mütemadiyen gidip geliyor musun bu arada Fransa'ya? Fransa'daydım ben. Yine geldin. Yine geldim. Abi İyi. Geçen gezdim ya, sağ ol, teşekkür ederim. İzmir'i falan, İstanbul. Ha, seni gezdirmiştik. Nasıl, ilgilendiler mi? Vallahi çok güzel gezdirdiler. Şey, İzmir'de asansör diye bir yer var. Oraya evet. Çıkınca İzmir'i görüyorsun. Bak, benim haberim yok. Seninkiler pratik davranmışlar. Bir çıkarmışlar, bak işte deyip. Yok, hayır. Sonra İstanbul'a mı posaladılar seni? Hayır, İstanbul'da gezdirdiler. Değil mi? İstanbul'da da gezdim. Ya Mehmet sen benim kardeşimsin. Hülya'ya bakma. Mehmet sen bir kere daha gezdik. Sen mutlu musun kardeşim? Sen kardeşim sen mutlu musun? Abi ya özel şoför araba adamın dibisin abi. Peki hayat nasıl gidiyor şimdi? Yeni bestelere mi girdin? Ne yaptın? Yeni beste yazdım işte. Besteyi denedin mi birisinin üzerinde? Herkes beğeniyor. Kızlarda ilerleme var mı? Hani eliyordun. Elemeler uzadı. Yani. Ya, kızlar mı çoğaldı, elemeler o yüzden mi uzadı? Televizyona çıktıktan sonra internete girdim. Evet. Abav. Beni var ya 400 kişi ekledi. Vallahi. Peki bir şey söyleyeceğim. Hepsi yazıyor, yetiştiremeyeyim. Yani. Elemeler uzadı. Hiç bazı kızlara... birinci, ikinci, üçüncü diye sıraladığın var mı hiç? Hani böyle yani var olup da hani. Ya vardı. İkinci turdan sonra... Yeni şey oldu ama ben bazı kızlara elemeler bitti demek zorunda kaldım. Aha! Ama Mehmet yani... bence bak sen şimdi ciddi bir ilişki istiyorum, evlenmek istiyorum dedin ya. O yüzden talep görmen de o yüzden çok normal bence. Zaten ben işte bakıyorum, deniyorum, konuşuyorum. Çünkü her önüne gelenle de evlenmez yani. Şimdi... Hayır ya bu senin bence evlilik konusundaki ciddiyetini gösterdi. O yüzden de tabii ki insanlarla seninle konuşmak istiyorlar yani. Bu ya gayet biz... normal. Yani derdimi burada anlatacak kadar ettiler. En az ya memleketimden evlenmek istiyorum. Evet. Kimse kızını vermiyor ya yani şimdi. Evet. Yazanlar... Maraş'ta en az 15 tane eve gittik. Abi hepsi aynı şey diyor. Yani bir tanesi farklı anlaşmış gibi. Ben Fransa'ya kız vermem. Orası uzak, gurbet. O zaman git kapı komşuna ver yani. Bu kadar da olmaz yani. Yani... Ben senin de olsam... Peki derim, ben geleceğim Türkiye'ye yerleşeceğim derim. Ben de onu kızı düşündüm. Alırım. Ondan sonra da bun. Köprüyü geçene kadar. Aynen. Ben de onu düşündüm çünkü... Oraya uzak diyorlar, vermiyorlar. Boş ver. Ama onlar öyle dersen... Valla aklıma ama herkes bildi artık nasıl. Yok senin bu sempatinle ben kendine uygun birini bulacağından eminim bir kere. O konuyu geçelim artık. İnşallah mutlu bir evlilik yaşarsın. İnşallah. Müzikal kariyerine gelirsek şu anda. İki tane şarkıyla geçtin ve başarılı da geçtin. Ama yeni bir şarkı yazman gerekti. Bu biraz zor olmadı mı yani üçüncü şarkı? İki hafta içinde zor oldu ama ben evet. Uçakta giderken yazmaya başladım zaten Fransa'ya. Evet. Yazdım ya, ezberledim. Çok güzel. Bu konudaki merakını biliyoruz zaten. Bugün de iyi bir performans bekliyoruz senden. Ya yarı finale gelmek güzel yani. Ben de aynı finalin yarısı yani.
Ben de aynı görüşteyim. Yani o kadar çok yarışmacı geçmiş durumdasın ki şu anda. Sen yani finale bir adım var. Olur olmaz artık ayrı şey. Ama sen başarılısın. Sağ ol abi, teşekkürler. Önemli olan zaten gerçekten gelmek. Bir de geziyük yani. Gerçekten abi sağ ol, vallahi çok güzel gezdim yani. Sen de sağ ol. Peki şimdi yeni şarkını bekliyoruz. Heyecanlıyız ve sahneyi sana bırakıyoruz. Gelme git evine dön. Bisikletle pışık pışık. Selamın aleyküm, bonjour, hello. Ben söyledikçe komşu deliriyor. Noel baba giremedi çünkü evde baca yok. İsmimden korkar, kontrol pasaport. Çılgın, hızlı ve öfkeli. Yemeği severim, tuzlu ve köfteli. Kilo başını aldı, zayıf olan cüzdanım. Bana da kız bulun, ne olur hünkârım. Bu parça benim için simgesel. İki tane saçın var, onu da biri keser. Diklenme bana, daire kedisi. Komplekslisinin bahane kendisi. Yerinde olmak istemem şu an harbi gibi. Giyinme tarzı var, Barbie gibi. Özür dilerim, sözlerimi geri aldım, pardon. Şaka yaptım. Pışık gelme, pışık pışık gelme. Pışık gelme, pisi pisi gelme. Pışık gelme, pisi pisi gelme. Git evine dön, bisikletle. Çöpçüye paranın kokusu yok deme. Selam bekliyor herkes, yok deve. Uyanık olursan başlar rüyalar. Beyoncé varsa bizde de hülya var. Duvarlara zım karatur. Çizgi filmdeyiz, bim bada bum. Nesil rapi nasıl bal gibi biliyor. Emin ol, Emine, Eminem dinliyor. Kahramanmaraş bak kameramana. Takım böyle kurtulur Galatasaray, Galatasaray. Yanıt verme sese, senin dinozor gibi. Neyse döktüm karameli, gaza geldi karakterim, kazan beni. Kaşar peynir karar senin, ikimize yeter bıçak çatal. Günümüzde de eser, beatbox yapar. Pışık gelme, pışık pışık gelme. Pışık gelme, pisi pisi gelme. Pışık gelme, pisi pisi gelme. Git evine dön. Bisikletle, pışık pışık. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Girişte ne diyor? Pişik kelle, pişik pişik kelle mi diyor? Pişik kelle. Pişik kelle. Ne demek o? Pişmiş kelle gibi mi yani öyle? Ya pişmiş kelle yapınca bozuyor şeyi. Zaten Maraş'ta pişik diye konuyor, pişik diyorlar. Ben öyle öğrendim, bilmiyorum. Ha yok, ben manası olarak da hani yüzsüz anlamda bir şey mi? Pişik kelle. Pişik kelle, vallahi bilmiyorum. Olsun, çok akılda kalıcı, çok... Enteresan ya. Öyle aklıma geldi. Aklıma geldi, yazdım yani. Ben sahne sempatinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum yani. Çok sempatik bir adamsın. Ve rap dinlemeyen bir insana bile, normalde rap müzik sevmeyen insan bile sen söyleyince dinlemek istiyor. Yani o çok önemli bir şey. Çok güzel melodiler yakalıyorsun. Çok da kalıcı sözler de yazıyorsun. Doğal bir yetenek gerçekten de. Bakalım gelecekte ne olacak? Seyircinin şey dostunu merak ediyorum. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Sen rapi de, şimdi başka rap yapanları da görüyorum. Böyle canhıraç, kendilerini tamamen o işe böyle endeksleyip şey yapıyorlar böyle kendilerini. Sen bunu yaparken de dalga geçiyorsun. Yani ben rapi de hani yapıyorum, onunla da dalga geçiyorsun gibi bir şey veriyorsun bana. Yani mizah var yani şarkılarında. Evet. Hayır, kendi tavrında da. Hı hı. Önemsemiyor gibi sanki. Kendi kendimle dalga mı geçiyorsun? Hayır. Yaptığın işi... İkinci şarkı öyleydi zaten. Hayır, yaptığın işi de rapi de yani böyle gelip burada hani ben... Öylesin aslında abi. Döner kesiyorum ama arada da bunu yapıyorum havasında söylüyorsun. O güzel. Ya tabii şimdi rap karın doyurmaz ki. Şimdi çalışmak gerek. Bazen de doyurur. Doyurur da... Mesela Ceza var. Biliyorsun. Cezayı. Mehmet.